Hey Yusuka, what is good? Salvatore'yi ve yabancı dil videolarını özlediğinizi biliyorum. O yüzden hem yabancı dil videosu hem Salvatore ile bir video yapmaya karar verdim. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi İstanbul'da evimdeyim. Peki hem İstanbul'dayım hem Salvatore ile video nasıl olacak? Ve tabii ki Salvatore İstanbul'a beni ziyarete geldi. Gel Salvatore buraya, come here. Come here. Şaka tabii ki Salvatore hala İspanya'da, Jaén'de Erasmus'la meşgul diyelim. Biz Salvatore ile benim size İngilizce anlattığım tahtada her akşam İspanyolca çalışırdık. Ben yabancı dilleri zaten biliyorsunuz yurt dışına giderek, yabancı arkadaş edinerek, yabancı dizi izleyerek yani ye formülüyle öğreniyorum. Yine İspanyolca ve İngilizce çalıştığımız bir gecede 40 dakikalık bir video kaydı yaptık. Sizlerle beraber o videodan bazı kestireceğiz. Hadi başlayalım. This is the normal form, no? Yeah. Ducho, tu duchas, el ducha. You wrote this, so yeah. It's okay, you already know. It's the difference is this verb is reflexive. So okay. The ending form is you add this, ducharse. Yo, this become. Yo, yeah. look at me, don't distract you. Yo, me ducho. Yo me ducho. Tu, te duchas. Tu te duchas. Tu te duchas. Tu te duchas, yeah. Se ducha. Okay, so it's this, myself. Yes, it's like myself. This is the idea of reflexive form. Yeah. Is myself. Evet dostlarım, İspanyolca'da bazı refleksif fiiller var. Yani eylemi yapan kişi eylemden etkileniyorsa onun sonuna S takısı geliyor fiilde. Mesela duchar, duş almak. Yo ducho normalde ama ducharse. Çünkü refleksif, duş aldığım için ben duş alma eyleminden etkilendiğim için onun sonunda SE var. Dilin yalın hali ducharse ama ben kelimeden bahsederken yo me ducho ya da tu te duchas şeklinde okun. Yani bu tarz bir gramer var İspanyolcada ve Salvatore bana bunu açıklıyordu. Bakın burada Salvatore'nin suratına bakın. Salvatore farklı bir fiil buldu ama o fiil refleksif değil. Salvatore refleksif zannediyor ve cümleye başlıyor. Llamar fiilin ismi yani aramak. Llamar. Yo, I call you. You call me. Yeah, no, this is not... Fuck, yes, fuck, cool. And listen, nosotros... Camar diye başladı, baktı ki camar refleksif değil, yani camar se falan değil. Yarı yolda anladım dedi, geri döndü falan. Orada ben onun İtalyanca küfür ettim, o da Türkçe küfür etti. Burada Giuseppe kapıyı açıyor. Giuseppe de İspanyolca biliyor biliyorsunuz. Ben Giuseppe'ye soruyorum bunu nasıl söylersin diye. How do you say I take a shower? Because this is the reflexive. Yo me ducho. Yo me ducho. Why you put me? It's like a reflexive verb. It's like it's a verb that it's on you. You don't douche. You you can shower other person, but it's weird. Burada gerizekalı diyor ki senin üstünde yani eylemi yapıyorsun ve sen etkileniyorsun demek istiyor. Bunun Türkçe'de de karşılığı vardı, unuttum, eylemden etkilenmek falan gibisinden. Salak burada diyor ki ya diyor sen başkasının yerine duş alabilirsin, başkasını da yıkayabilirsin ama diyor enteresan olurdu diyor. Hadi. Yo me ducho. Te ducho. You can, for example, he's teaching Spanish. Yeah. Yo me ducho. I take shower myself. Yeah. I shower myself. Refleksif fiillerin mantığını sadece 5 dakikada öğrenmiş oldum. Ben görüyordum sürekli Yo me ducho, yo me voy. Yo me voy'a me nerede ya? Me ne? Bu me neden çıkıyor diye sordum Salvatore'yi. Tahtaya çizdi. Giuseppe geldi. O Gianmarco tahtayı düşüren. O çocuk geldi. 2 dakika gösterdiler. Anladım. Bitti. Türkiye'de İspanyolca kursuna gideceğim. O fiilleri anlayacağım ha. Yani ölüm eşeğim ölüm, onu anlayacaksın da, kullanacaksın da falan da, oturacak da, yani çok uzun işler. 5 dakikada öğreniyoruz. Play the future to you. For example, now, if I want to tell you that I want to sleep, that I want to sleep and that I'm going to sleep, I tell you, yo me voy a dormir. Yo me voy a dormir. But if, for example, you tell me, Salvatore, what are you going to, what you will do on Sunday, Sunday evening? You say there is a party over there at 2. I tell you, I will sleep. I will not go out. I will sleep. Yeah. In that case, you say, Yo no voy a salir. Yo no salgo. Yo dormiré. In that case, right, you say, El domingo noche. Domingo means Sunday. Noche means night. See? Yeah. Noche. El domingo noche. Yo dormiré el domingo noche. This is the difference between the future. This is future. This is future, but more future. Future plus.
Salvatore götünden element duyduruyor. İspanyolca'da iki tane gelecek zaman var İngilizce'deki gibi. Ki benim için ikisi de aynıdır ama Salvatore oradaki farkı açıklamak istedi. Hani eğer ki yakın zamandaki bir şeyden bahsediyorsan şu an yapacağın planlı değil İngilizce'deki gibi. Yakın hani. Comevo'ya dormir. Uyuyacağım. Bu akşam. Comevo'ya dormir ama atıyorum salı gününden bahsediyorsun. Salı günü öğlen saatlerinde ne yapıyor olacaksın? Jo dormire. Uyuyacağım. O zaman fiil değişiyor ama diğerinde Comevo'ya dormir. Yani mevoy. Going to kalıbını kullanıyorsunuz. Böyle değişik bir kural Salvatore açıklıyor. Yeah, it's like too far. Future. This is future now. If I tell you what are you going to do tonight? I'm going to eat to that restaurant. Yo voy a cenar al restaurant. Cenar is have dinner. ¿Qué caso? Comer, why the fuck? Comer is eat. Yeah, have dinner. It's different. Eating and have dinner. Yeah. Bakın mesela burada bir yeni yabancı kelime öğrendim. Hani videonun başlığı yabancı dili nasıl öğreniyorum ya, bakın burada görmüş olduğunuz gibi dedi ki Salvatore senar dedim, hani anlatıyor normal İngilizce senar dedi. Dedim senar ne ya? Hani senar ne oluyor? Ben senarı duymamışım, bilmiyorum. Türkiye'de bunu öğrenemezsiniz. Çünkü Türkiye'de sana bir Türk gelip de işte ben akşam bilmem ne ben senar demez size. Ama burada Salvatore ile biz normal konuşuyorduk. Hani öğrenmeye de çalışıyoruz ama sohbet babında konuşuyoruz. Adam senar dedi. Senar having dinner, yani akşam yemeği yapma. Mesela Türkçe bu konuda İspanyolca ve İngilizceye göre biraz zayıf bir dil. Biz mesela akşam yemeği yemek diyoruz. Öğle yemeği yemek, kahvaltı yapmak falan. Onlar cenar diyor mesela İspanyollar. Cenar. Akşam yemeği yeme eylemi komple tek bir kelime cenar. Bu kelimeyi Salvatore ile konuşurken öğrenmiş oldum. Ömür boyu ben bu cenarı unutmam. Niye? Çünkü yurt dışına çıktım. Yabancı arkadaş edindim. Y kuralımızın ilk ikisini uyguladım ve burada senar kelimesini öğrendim. Me and Salvatore, yes, we are trying to learn Spanish. Yeah. Together. And yeah. I'm trying to teach him Spanish. It's not this. It's like to teach him. Yeah. Sometimes I do this. Sometimes. He's learning too. He's learning too from me. It's better. It's more that I teach you that. Yeah, of course. Adamın demesi gereken cümle şu: I teach you more than you teach me. Bu kadar basit aslında ama İngilizcesi zayıf olduğu için anlatamıyor. Ama it's better you ben anlıyorum çünkü durumun içindeyim, anladım. Orada ne diyor olabilir yani? Avokado yiyelim diyecek hali yok ya. Adam tam şey diyordum, ben beraber İspanyolca öğreniyoruz falan dedik. Hayır, ben sana öğretiyorum dedi. Ben de sen de benden İspanyolca öğreniyorsun. Bazı birkaç şeyi ben Salvatore'ye gösterdim. O da dedi ki hani ben senin bana öğrettiğinden daha çok şeyi sana öğretiyorum. Bak Türkçesi ne kadar zor halbuki. Bunun İngilizcesini söyleyecek, yanlış söylüyor ama ben anlıyorum. Çünkü as long as it makes sense dedik yani videolara başlarken. As long as it makes sense, yani anlamlı olduğu sürece konuşmaya devam. Dostlarım, Salvatore ile çekmiş olduğumuz videonun gecesinde ben ne öğrenmiş oldum? Birincisi, ben gelecek zamanları öğrendim İspanyolca'da. Yani bir yo dormire var, bir de yo me voy a dormir var. İspanyolca'dan öğrenenler bilir. Atıyorum gideceğim diyeceksiniz, yo ire, gideceğim demek. Ama yo me voy a ir de gideceğim demek. Bunları Salvatore bana gösterdi. Bakın gelecek zaman, iki tane gelecek zamanın kurallarını, mantığını anladım. İkincisi, refleksif fiiller var İspanyolca'da. Sadece İspanyolca öğrenenler burada beni anlayabilir. Adamlar duş alıyorum derken hani duşu alıyorum ve duştan etkilenen kişi, yani eylemden etkilenen kişi ben olduğum için orada fiillerin sonunda S var. Duçarse. Duçarse gibi mesela biz duş alma fiilinden yola çıkmıştık. Duçarse. Bu S fiillere göre değişiyor. Mesela Joe'da, yani bende mesela M oluyor. Joe me ducho. Ben duş alıyorum, duş alırım gibi bir anlam ama duştan etkilendiğim için o M'yi koymak zorundayım. Refleksif fiillerin mantığını bu şekilde öğrenmiş oldum. İkinci öğrendiğim şey buydu. Üçüncü öğrendiğim şey ise İspanyolca'da çok çok kullanılan bir fiil cenar. Yani akşam yemeği yeme eylemini adamlar cenar diyor. Yo ceno. Mesela akşam yemeği yiyorum, akşam yemeği yerim gibi bir anlam üretiyor. Niye bu videoyu yapıyorum? Çünkü bana Instagram'dan açık ara en çok gelen soru: ya kardeşim her şey çok güzel de bu İngilizceyi nasıl öğreniyorsun? Ya bu İspanyolcayı nasıl öğreniyorsun? Ya bu sırrın ne? Bu diller öğrenmedeki olay ne? Yani nasıl öğrenebilirim? Ne yapmam önerirsin? Şu geliyor mesela. Yazın yurt dışına çıkacağım. 3 ayda nasıl öğrenebilirim? 5 ayda nasıl öğrenebilirim? Ya sırrın ne? Ya sanki ben oraya bir tane cümle yazacağım ve adam o cümleyi alacak, bir anda kafasına bir sokacak, hemen böyle öğrenmeye başlayacak. Böyle bir şey yok. Bakın dil öğrenmek çok zor bir şeydir. Ama dil öğrenme kısmının zorluğunu geçtikten sonra İngilizce dünyanın en kolay dilidir. Bu kadar basit. İspanyolca zordu. Niye? Türkçedeki gibi fiiller farklı farklı. Gideceğim, gideceksin, gidecek, gidecekler, gideceğiz. Bütün fiiller farklı. İspanyolca yo iré, yo iremos, yo iréis, yani bütün
fiiller farklı. Bu yüzden İspanyolca zor bir dil. Buna rağmen nasıl kendimi ifade edebilecek kadar öğrendiğimi size gösteriyorum. Birinci aşama yurt dışına çıkmak. İkinci aşama yabancı arkadaş edinmek. Üçüncü aşama yabancı dizi izlemek, yabancı müzik dinlemek. Burada iki aşamayı gördünüz. Yurt dışındaydım ve yabancı bir arkadaşım vardı. Salvatore tahtanın karşısına geçtik. Ben bunu anlamadım. Anlat. Düşünsene şu an yanınızda bir Amerikalı var. İngilizce konuşabiliyorsunuz biraz ve diyorsunuz ki mesela ya ben phrase'leri anlamadım, bana anlat. Adam da sana tek tek anlatıyor, kendi dilini anlatıyor. Bu şekilde bir dili öğrenmemeniz imkansız. Bu video vesilesiyle yabancı dilleri nasıl öğreneceğinizi bir kez daha anlamış oldunuz ve İspanyolca çalışan dostlarım için iki tane gramer, bir tane kelime öğrenmiş oldunuz. Benim anlattıklarım bu kadar. İngilizce çalışmayı, yurt dışına çıkmayı, para kazanmayı, spor yapmayı ve okumayı ihmal etmeyin. Haftaya bir canlı yayın yapacağız Twitch'ten. Haftaya Twitch canlı yayınımız hangi günde ve hangi saatte olsun, bu birinci sorum. İkinci sorum da bu videonun elimde 20 dakikalık part 2'si var. Onu da editleyip bu şekilde izleyerek, böyle yorumlayarak part 2'sini paylaşayım mı, bu video faydalı oldu mu yorumlayın. Eğer yeteri kadar talep gelirse bu videonun part 2'sini de aynı bu şekilde ben izleyip yorumlayarak çekeceğim. Amerika'ya gitmeme de tam 2 hafta kaldı. Amerika'dan ne tarz vloglar istiyorsunuz? Ne tarz videolar istiyorsunuz? Marketlere mi gireyim? Amerikalılarla röportaj mı yapayım? İş yerine gidip Amerika'da çalışma hayatı mı anlatayım? Yoksa Amerikan arabalarını mı göstereyim? Ne tarz videolar istiyorsanız onu da şimdiden yorum olarak yapabilirsiniz. I'll see you guys all later.